Bildiğiniz gibi ilk insan diye bir şey yoktur. İnsanlar ilk canlıdan bu yana evrile 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 günümüze kadar birçok farklı türden dönüşe dönüşe gelmişlerdir. Kuaservattan tutun denizdeki balıklara, oradan karaya çıkan canlılara, oradan memelilere, memelilerden primatlara, primatlardan insansılara, oradan da insana kadar uzanan bir süreç vuku bulmuştur. Fakat bildiğiniz gibi dini inançlar bunun tam tersini söylerler. İnsanlar tek bir çift, Adem ve Havva'dan veyahut farklı bir çiftten inancına göre değişir. Dünyaya gelmişlerdir, o şekilde çoğalmışlardır. O çifti de tanrılar yaratmıştır. İşte İslam inancında karşımıza çıkan versiyonuyla ilk önce Adem yaratılıyor. Onun kaburga kemiğinden Havva yaratılıyor vesaire. Yaratılma sürecinde biliyorsunuz hikayeler çok çeşitli ama genel olarak dünyanın çeşitli bölgelerinden çeşitli topraklar toplanıyor Cebrail tarafından. Bunlar bir araya getiriliyor. Bunlara şekil veriliyor. Melekler tarafından, Cebrail tarafından, daha sonra Cenab-ı Allah bu şekil verilmiş toprağa üflüyor ve oradan Adem yaratılmış oluyor. Yani ruh verilmiş oluyor, vücut verilmiş oluyor vesaire. İslam inancında karşımıza bu versiyon çıkıyor. Tabii ki bunların hepsi bilimsel olarak yalan olduğu, gerçek dışı olduğu ispatlanmış olan hikayelerdir, mitlerdir. Şimdi ben sizlere bugün bu hususla alakalı bir ayet okuyacağım. Bu ayette insanların zamanında tek ümmet, tek bir topluluk olduğu belirtiliyor. Bunun ne manaya geldiği hususuyla ilgili karşımıza iki farklı görüş çıkıyor. İlk önce ben sizlere ayeti okuyayım. Daha sonra bu görüşlerin üzerine analizler yapacağız. Bilimle çelişen bu ayet hakkında tefsir alimleri neler demişler, ona bakacağız. Hani bize hep diyorlar ya, tefsirlere bakmıyorsunuz, tefsire baksanız kafanızı karıştıran bu hususların cevaplarını orada bulacaksınız. Halbuki bizim kafamızı karıştıran bir şey yok. Kafamızı karıştıran husus zamanında bunları sorgularken karşımıza çıkan bilimsel gerçeklerdi. O gerçeklere vakıf olduktan sonra herhangi bir kafa karışıklığı yaşamadık, bilakis aydınlandık. Kafa karışıklığını hali hazırda Müslüman olup da sorgulama aşamasında olanlar yaşıyorlar. Acaba hangisi doğru? Acaba bilimsel gerçekler gerçek mi? Yoksa dini gerçekler gerçek mi? Burada ilk aşamada kafası karışan çok kişi var. Bizim de kafamız karışmıştı. Ama cesaretle korkmadan okuduğunuz, kendinizi geliştirdiğiniz takdirde gerçeğin ne olduğunu öğrenmeniz çok kısa sürüyor. Ayetimiz Bakara suresinin 213. ayeti. Şöyle deniliyor. İnsanlar bir tek toplumdu. Tanrı peygamberler gönderdi. Müjdeciler ve korkutucular olarak. Onlarla birlikte hak kitap da indirildi. İnsanlar arasında onların tartıştıkları, uyuşmazlığa düştükleri konularda yargıda bulunsunlar diye. Şimdi burada insanlar bir tek toplumdu cümlesinin iki farklı manası olduğu üzerine tefsir alimleri kafa yoruyorlar. Bu manalardan birisi bütün insanların zamanında hepsinin Müslüman olduğu, tek bir ümmet olduğu ifadesiyle, yani hepsinin Müslüman olduğunun kastedildiği iddia ediliyor. Diğer iddialara göre hepsinin Adem ve Havva'dan geldiğinin iddia edildiği belirtiliyor. Tabii bunların ikisi de zaten İslam'ın temel iddialarını oluşturuyorlar. Her ne kadar doğrulukla uzaktan yakından alakası olmasa da İslam'ın bu iki iddiayı savunduğunu biliyoruz. Söylediğim gibi bu iddialardan birisini oluşturan bütün insanların Adem ve Havva'dan, yani ilk insandan geldiği iddiası, miti tamamıyla gerçek dışıdır. İnsanlar hiçbir zaman tek bir insandan gelmediler. Tarihin hiçbir döneminde böyle bir şey vuku bulmadı. Bununla alakalı elimizde sayısız bilimsel veri var, gerçek var. İnsanlar ilk canlıdan bu yana evrile evrile tür grupları halinde ilerlediler. Grup grup evrimleşerek bu şekilde yollarına devam ettiler. İnsan da buna dahildir. Dolayısıyla bu bilgi İslam'ın ve tefsir yorumcularının bu ayete, ayetin bu cümlesine getirdikleri iki yorumu çürüten bir gerçek. Neydi o yorumlar? İlk insanın Adem ve Havva olması, bütün insanların veyahut da başlangıçta Müslüman olması. Başlangıçta bütün insanların Müslüman falan olmadığını çok iyi biliyoruz. Zaten dinler tarihi şunun şurasında 5000, 6000, bilemediğin 7 yıllık bir tarih. Ondan önce yüz binlerce yıllık dönemde insanlar zaten herhangi bir inanç olmadan, yani semavi herhangi bir inanç olmadan yaşıyorlardı. Animizm, dualizm vesaire vardı. Ondan önce hiçbir inanç yoktu. Göksel bazı şeylerden insanlar hayatta kalmayı, idame etmeyi, kendilerini bir şekilde hayatta tutmayı öğrenmeye çalışıyorlardı. Güneşin hareketlerine bakıyorlardı, aya bakıyorlardı, mevsimleri araştırıyorlardı, burçlara bakıyorlardı, gezegenlere bakıyorlardı vesaire. Daha sonradan buralarda inançlar türetildi.
ki bunlarda da her şeyin ruhu olduğuna inanılır, ağacın da tanrı olduğunu savunur, hayvanın da tanrı olduğunu savunur. Yani tek bir tanrı düşüncesi bu inançlarda da yok. Daha sonradan her şeye muktedir tanrılar ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun da evrim süreci oldukça kapsamlıdır, detaylıdır. İlk büyük medeniyetlere baktığımızda Sümerler olsun, Mısırlar olsun, Antik Roma olsun, Antik Yunan olsun vesaire olsun hepsinin çok tanrılı olduğunu görüyoruz. Yani evveliyatta herkesin Müslüman olduğu iddiası hiçbir şekilde ne tarihsel verilerle ne arkeolojik verilerle doğrulanamamış bir mitten ibarettir. Şimdi bakalım tefsir alimleri bu ayetin açıklama kısmında hangi bilgileri vermişler? Bakalım bizleri aydınlatabilecekler mi? Bakalım bizim anlayamadığımız şeyler tefsir alimleri tarafından aktarılmış mı? Hani İslamcılar öyle iddialarda bulunuyor ya, siz tefsirlere bakmadığınız için anlayamıyorsunuz. Oysa bir baksanız, bir okusanız bütün bilgilerin orada verildiğini ve Kur'an'ın mükemmel olduğunu anlayacaksınız diyorlar yani. Oysa kendileri okumuyor. Biz okuduğumuz için tefsirlerin de hiçbir esprisinin olmadığını çok iyi biliyoruz. Ama kendileri okumayıp da savunmaya gayret ettikleri için komik duruma düşüyorlar. Evet bakalım. Her zaman olduğu gibi Kurtubi'den başlıyorum. Kurtubi şöyle söylüyor. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah peygamberleri müjdeleyiciler ve uyarıcılar olmak üzere gönderdi. Beraberlerinde ihtilaf ettikleri şeyler hakkında insanlar arasında hükmetmek için hak ile kitabı indirdi. Halbuki onun hakkında ihtilafa düşenler kendilerine kitap verilenlerden başkası değildir vesaire. Devamında insanlar tek bir ümmetti. Aynı din üzereydiler. Ubeyb bin Ka'b İbn Zeyd'den aktararak diyor ki burada insanlar ile kastedilen Allah-u Teala Adem'in belinden onları zürriyetler halinde çıkartıp da Allah'ın vahdaniyetini ikrar ettikleri vakitte Adem oğullarıdır. Yani biraz önce söylediğim gibi hem bütün insanların eskiden aynı din üzere olduğu iddiası var hem de hepsinin Adem'den türediği iddiası var. İkisinin de gerçek dışı olduğunu biraz önce belirttim. Bu benim kişisel düşüncem değil. Bilimsel gerçekler, ilk insan diye bir şey yok. Dinler tarihine, arkeolojik tarihe bakarsanız da ilk insanların Müslüman olduğuna dair hiçbir veri, hiçbir belge, hiçbir bilgi yok. Zaten ilk insan diye bir şey yok. İlk medeni toplumlar, büyük gelişmiş toplumlar çok tanrılıydı. Ondan öncekiler de doğaya tapıyordu. Doğadaki hayvanları, bitkileri vesaire tanrı olarak görüyordu. Veyahut da onları kutsal, saygın varlıklar, saygı duyulması gereken varlıklar olarak görüyordu. Bunların hiçbirinde Müslümanlığın izlerini görmüyoruz. Müslümanlıkla uzaktan yakından alakaları yok. Mücahit dedi ki, burada insanlardan kasıt yalnızca Adem'dir. Adem diye birisi yok. Hayal mahsulü, tarihte böyle birisi yaşamadı. Çünkü ilk insan yoktu. Tek bir kişiye hepsinin adının veriliş sebebi neslin aslının o olmasından dolayıdır. Bakın bir diğer görüşe göre ise Adem ile Havva'dır. Yani Havva'yı anmak bile istemiyorlar, onu umursamıyorlar. Sadece Adem'i kastettiğini ayetini iddia ediyorlar. Ama başka bir görüşe göre hadi Havva'yı da yanına ekleyelim. Onu da insandan sayalım. Onu da analım demişler. Kadının yeri bu yani İslam'da. Genel olarak sadece Adem'i anıyorlar. İlk insan o, Havva'nın bir önemi yok yani. İbn Abbas ve Katede dedi ki burada insanlardan kasıt Adem ile Nuh arasındaki nesillerdir. Böyle bir aralık da yok. Böyle bir nesil de yok. Bunların hepsi hayal mahsulü şahıslar. Nuh da Adem de yaşamadı. Bunlar 10 nesil idiler vesaire idiler. Daha sonra Allah onların ardından Nuh'u gönderdi. İbn-i Ebi Hayseme der ki Allah Adem aleyhisselam yarattığında Muhammed peygamber olarak gönderdiği zamana kadar 5800 yıl geçmiştir. Abi canım tabi. 5800 yıl geçmiş. Yani ilk insanla Muhammed arasında. Oysa ilk insan hadi Homo sapiens'ı baz alalım 360 bin yıl öteye gidiyor. Geçmişe gidiyor. Bunu da Fas'ta ortaya çıkartılan fosillerden biliyoruz ki muhtemelen daha sonra başka fosiller de bulunmuş olabilir. Daha da geriye gitmiş olabilir bakın. Ben literatürün son halini takip etmediğim için bilmiyorum ama en son 360 bin yıl öncesine ait bir Homo sapiens, ilkel Homo sapiens fosili Fas'ta bulunmuştu 360 bin yıl. 5800 yıl nedir yahu? İnsanlar için, insanların tarihi açısından hiçbir şey ifade etmeyen bir zaman aralığı bu. Çok ufak bir zaman aralığı. Bunların iddiası ilk insanla Muhammed arasında bu kadar yıl geçmiş. Yahu hehe derler adama. Bir de Taberi'ye bakalım. Bakalım Taberi abimiz bu hususlarla alakalı hangi bilgileri aktarmış. İlk önce ayeti okumuş. Oraya geçelim. Şöyle demiş. İnsanlar topluca bir dine tabi olan tek bir ümmetti. Fakat sonra ihtilaf ve ayrılığa düştüler. Allah onlara Resuller, Peygamberler gönderdi.
Onlar Allah'a itaat edenleri bol sevap ve güzel bir sonuç ile müjdelediler. Allah'a isyan edenleri ise şiddetli bir azap ve çetin bir hesapla uyardılar vesaire. Tevrat'tan bahsetmiş, Zart'tan bahsetmiş, Zurt'tan bahsetmiş, İbrahim'den bahsetmiş. Tırıvırı yani yine aynı hikayelerden bahsediyor. Söylediğimiz gibi ilk insan diye bir şey yok. Tek bir ümmet diye bir şey de yok. Hani ilk başta Adem'le Havva yaratılıyor. Onların onlarca farklı çocuğu oluyor. Bir arada yaşıyorlar. Tek bir aile, tek bir akraba, tek bir sülale. Öyle bir durum da hiçbir zaman vuku bulmadı. İnsanlar gruplar halinde yaşıyorlardı. Homo sapiens, sadece Homo sapiens'i düşünürsek bakın. Oysa Homo sapiens'le beraber başka insansılar da vardı. Neandertaller vardı, Homo heidelbergensizler vardı, Floresiensisler vardı. Varoğlu vardı yani. Birlikte yaşıyorlardı bunlar. Farklı farklı coğrafyalarda hatta birbirleriyle savaşıyorlardı. Birbirlerini yok ettikleri de vaki olmuştur. Mesela Neandertalleri insanların, Homo sapienslerin daha doğrusu yok ettiği iddiası bilim camiasında ciddi olarak konuşulur, tartışılır. Onları bırakalım. Sadece Homo sapiens'i düşündüğümüzde bile tek bir topluluk yok. Afrika'nın birçok farklı bölgesinde farklı farklı gruplar halinde yaşıyor bunlar. Tek bir ümmet, tek bir topluluk iddiasındaysa bile bu ayet, bu da uydurma. Bu da gerçek dışı. İlk insanı kastediyorsa böyle bir şey de yok. İlk insanların Müslüman olduğunu kastediyorsa böyle bir şey hiç yok. İlk insan olmadığı için ilk insanın Müslüman olması diye bir şey de söz konusu olmuyor. Eski insanların Müslüman olmadığını zaten çok iyi biliyoruz. Bunu da geçelim. Burada müfessirlerin bu ayete hangi anlam verdiğine değmiş Taberi, tıpkı Kurtubi'de olduğu gibi. Abdullah bin Abbas ve Katede'ye göre burada zikredilen tek bir ümmetten maksat Hazreti Adem ile Nuh arasındaki 10 nesildir. Mücahide göre zikredilen insanlardan maksat Hazreti Adem, ümmetten maksat da hayırlarda önder olanlar demektir. Übeyb bin Ka'b ve İbn-i Zeyd'e göre ise burada zikredilen insanlardan maksat Hazreti Adem'in sulbünden çıkan insanlar imiş. Vesaire vesaire bu şekilde iddialar devam ediyor. Taberi de kendi yorumunu getiriyor. Ayeti doğru şekilde tefsir etmek şöyle olur diyor ve insanlar önceden tek bir ümmet ve tek bir din üzereydiler. O da hak dindi vesaire demiş. Yani toparlarsak değerli arkadaşlar, diğer tefsirlere de girmeye gerek yok. Çünkü çok uzayacak video. Uzadığı zaman da insanlar sıkılıyorlar, izlemiyorlar. Hepsi zaten benzer şeylerden bahsediyorlar. Ben baktım çoğuna. Yani iddiaları şu, ilk insan Adem'di. Ve onun eşi Havva'ydı. Ayette kastedilen budur. Veyahut da ilk insanlar Müslümandı. Bu kastediyor. Veyahut ilk insanlar tek bir topluluktu. Bu kastediyor. Bunların hepsi bilimsel olarak gerçek dışıdır. Tarihsel açıdan, arkeolojik açıdan gerçek dışıdır. Masaldan ibarettir. Dolayısıyla biz bu ayetin insanlar tarafından üretildiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü bütünüyle bilim dışı bir ayet. Gerçekleri tamamıyla reddeden bir ayet. Bugün bu ayetin üzerinde durmak istedim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.